2000'lerin başında 1 gram altın üretemeyen Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. AK Parti'den önce Türkiye'nin altın ihtiyacı %100 ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yapılan üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2,5 milyar dolar katkı sağlanıyor. Tüm bu gayretlerin yanı sıra sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni proje hayata geçiriliyor. Son 20 senede ne oldu da altın üretimine başladık? Neden daha önce altın çıkaramıyorduk? Bu maden kaynağı Türkiye'de yeni mi bulundu? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Dopdolu bir bölüm sizi bekliyor. Ülkemizin kaynaklarını her alanda en üst düzeyde harekete geçirmek için çalışıyoruz. Bunlardan biri de altın üretimidir. Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu üretimin ekonomimize katkısı 2,4 milyar dolardır. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir. Enerji, sürdürülebilir kalkınmanın temel altyapısıdır. Karadeniz'de bulduğumuz rezerv, enerjide dışa bağımlılığımızın en önemli kalemi olan doğalgazda önümüzde yeni bir dönem açtı. Küresel ekonominin %4'ten fazla küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi ekonomimizin gücünün ifadesidir. Merkez Bankası'nın altın rezervi nasıl arttı? Bu soruda bölüm içinde cevabını bulacak. Hazırsanız koltuklarınıza yaslanın ve videomuz başlasın. Henüz kanalımıza abone değilseniz sağ altta ortaya çıkan abone ol butonuna tıklayarak güncel içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Yıllarca İstanbul'un taşı toprağı altın dedik. Anadolu akın akın İstanbul'a taşındı. 15 milyonu aşkın nüfusu ile İstanbul'da yeni bir hayat kurup altın bulanlar ve refah seviyelerini zirveye taşıyanlar oldu. Kalabalık, trafik, çevre kirliliği ve daha birçok sorun nedeniyle İstanbul'un taşı toprağı artık altın değil, ama toplam 6500 tonluk rezervi ile Türkiye'nin taşı toprağı altın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda geçen hafta ilginç bilgiler verildi. Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ülkemizin altın rezervi haritasını paylaştı. Buna göre yeraltında 6500 ton civarında altın rezervi var ve bugüne kadar bunun 382 tonu çıkarıldı. 1500 ton altının da nerede olduğu netleştirildi. Yaklaşık 4660 ton altın rezervinin ise yeri tam olarak bilinmese de araştırmalar önemli fikir verdi. Türkiye altın üretiminde kaçıncı sırada? Dünya Altın Konseyi'nin IMF verilerine dayanan derlemesine göre, Türkiye 583 ton ile en fazla altın rezervine sahip 12. ülke konumunda bulunuyor. Dünya Altın Konseyi'nin Uluslararası Para Fonu'na dayandırdığı istatistiklere göre, dünyada toplam 35 bin tonun üzerinde altın rezervi bulunuyor. Bugüne kadar çıkarılan 382 ton altının değeri 2,4 milyar dolar oldu. Çıkarılmayı bekleyen altın rezervi ise 349 milyar 600 milyon dolar, yani 3 trilyon liradan fazla. 2021 Türkiye bütçesinin 1 trilyon 346 milyar lira olduğu düşünüldüğünde, bunun ne büyük bir değer olduğu ortaya çıkıyor. Peki gelelim asıl soruya. Bu altın madeni Türkiye'de nasıl tespit edildi? Son 20 senede nasıl altın madenini çıkarabilir olduk? Türkiye'de halen faal olarak işletilen 15 adet altın madeni var ve altın son 20 senedir Türkiye'de üretiliyor. Petrol konusunda çalışmalar sürerken altın madenlerinde bu kadar geç kalınması kafalarımızda soru işareti yaratıyor. Kötü niyetler mi vardı acaba? Bu kadar altın nasıl oldu da bir anda bulundu? Ya da biliniyordu da neden çıkartılmıyordu? Bu soruları kenara bırakıp gerçeklere geçelim.
sektörde şu an 180 bin çalışan bulunuyor. Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, mecliste komisyon üyesi milletvekillerine Türkiye'nin altın haritası ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bu bilgiler Türkiye'deki altın madeni konusunda detaylı fikirler verdi. Sadece 382 ton. Bu miktar son 20 senede üretildi. Şu ana kadar Türkiye'nin ürettiği altın miktarı toplam 382 ton. Yapılan çalışmalarda 1500 ton altının nerede olduğu da belirlenmiş durumda. Yeri net olarak bilinmeyen 4660 ton altın rezervimiz daha var ve keşfedilmeyi bekliyor. Altının bu binanın içinde bir yerde olduğunu biliyoruz ama hangi odasında, hangi çekmecesinde? Bunu ortaya çıkartmak için aramaya ve sermaye aktarmaya gerek var. 42 ton altın Merkez Bankası'na satıldı. Türkiye'de altın üretiminin son yıllarda artış gösterdiğini söyleyen Mehmet Yılmaz, 2000'li yılların başında çok önemli bir üretim kaydedilemez iken 2020 yılında 42 ton altın üretildi. Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Üretilen altının tamamı Merkez Bankası'na Türk Lirası karşılığı satıldı. Merkez Bankamızın ön alım hakkı var, ön alım istediği müddetçe, ülkede üretilen altının tamamı ülkede tüketilmiş oluyor. Çok az bir kısmı da Borsa İstanbul'da ülke içinde satıldı. Üretilen altının yaklaşık %25'inin devlet hakkı olarak hazineye aktarıldı. Örneğin geçen yıl üretilen 42 ton altının yaklaşık 11.5 tonu hazineye verildi. İşletmecinin cebine ise çıkarılan altının %17 ila 20'si kalıyor. Akıllarda şu soru var. Altında devlet hakkı nedir? Devlet hakkı kısaca, maden sahalarından üretimi yapılan ve yapılmış cevherlerin satışı sırasında devlete ödenen dolaysız bir vergidir. Zaten maden işletme hakkı ödendikten sonra, bunun dışında ödenen vergi yoktur. Türkiye'de en çok altın nerede çıkıyor? Türkiye'de halen üretime hazır hale getirilmiş olan altın yatakları içerisinde Uşak, toplam altının yaklaşık %70'i buradan çıkartıldı. Artvin, Cerattepe'de ise toplam gümüşün yaklaşık %95'i çıkartıldı. Küresel maden şirketlerinin aşırı kar ettikleri çok açık. Bunun aşağı çekilmesi, devlet payının da arttırılması gerekiyor. Bu mesele son tartışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'ın da gündeminde. Madenler konusunda milli ve yerli bir yaklaşımla devlet payı meselesi halledilirse önemli bir adım atılmış olur. Bu noktada şu soru da sık soruluyor, madencilikte neden yerli firmalar yok? Aslında varlar ve yeni yeni girmeye de başlamışlar, teknoloji konusunda da bir sorun yok. Ancak denilen şu, yerli firmalar uzun verimli yatırıma girmek istemedikleri gibi araştırmaya da para ayırmıyorlar. Ülkemizde altın üretiminin tamamına yakını, çok uluslu şirketler ve yerli ortakları tarafından yapılıyor. 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de bulunan bu şirketler, madencilik sektörüne devlet desteği, teşvikler, bürokrat ve işbirlikçileri ile girmiştir. Bu durum, neoliberal ekonominin bir gereği olarak gösterilmiştir. Yabancı şirketler ürettikleri altın madenini serbest piyasa mekanizması gereği istedikleri şekilde tasarruf edebilmektedir. Ülkelerin merkez bankaların altın rezervleri de değişkenlik gösterebilmektedir. 2 yıllık değerlendirmede, batılı ülkelerin altın rezervleri sabit kalmışken, Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin altın rezervlerinde artış görülmektedir. O çok farklı irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekli bir alan olup ayrı bir uzmanlık konusudur. Yorumlarda sizler de görüşlerinizi yazın. Merkez Bankası rezervlerinin artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çevre felaketleri haberleriyle gündeme gelen altın madeni tartışmalarında sizce kim haklı? Bu madenler konusunda neler yapılabilir? Siz hızlı tren projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.
Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.